İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Unreal 5'teki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde right hand socket üzerine bir kılıç bağladıktan sonra run animation'ını şu an ekranda görüyorsunuz. Bu run animation'a silah taşımadığı durumdaki run animation'ı olduğu için eline böyle bir kılıç verdiğimizde kılıç yüzüne çarpıyor gibi. Belki şöyle yaparsak daha iyi anlaşılacak. Aslında tam çarpmıyor ama sonuç itibariyle bu şey değil. Silahlı koşma animasyonu değil. Mix Ammo'ya gireceğiz birazdan. Orada sword, kılıçla beraber koşma animasyonu var. Onu buraya getireceğiz. Böylelikle daha gerçeğe yakın bir animasyon görüntüsü olacak elinde kılıç varken. Bakın eli bile şey değil. Kılıcı kavramıyor, açık. Şimdi bunun için Mix Ammo'ya geçeceğiz. Mix Ammo'nun internet sitesinde iki bölüm var. Karakterler ve animasyonlar. Öncelikle karakterler kısmında Yebot isimli karakteri kullanacağız. Şu mavi renkli olan. Ona çift tıklıyorum. Pardon, tek tıklıyorum. Ve karakter bu. Eğer download butonuna tıklayacak olursak bu karakteri T pozunda elleri iki tarafı açıkken download dedim. Bir bunu indireceğiz. Çünkü bunun iskelet sistemini de indirmiş oluyoruz. Adı yebot.fbx. Bir bunu alacağız Unreal'a. Bir de animasyon kısmında eğer sword ve run yazacak olursak bu iki kelimeyi içinde barındıran neler var? Şu kendisinin olduğu var. Gerçi önemli değil. Hepsi çalışıyor da. Resim Review Image kendisi olan var. Bir de şu var. Biz her ikisini de şey yapalım. Yalnız sağ taraftaki In Place'e tıklamayı unutmuyorsunuz. Olduğu yerde koşu. Bakın sağ elinde kılıç tutuyor. Bu bir tanesi. Bunu indirelim. Bitskin dememize gerek yok. Çünkü karakteri biraz önce kaydetmiştik. Download dedim. Bir de şu var. Run with sword. Bunda da in place diyelim. Bu da ötekine çok benziyor. Ayak hareketleri biraz daha burada paytak yürüyor. Öbürü sanki daha iyi. Ama biz buraya gelmişken lazım olur belki diye bunu da indirelim. Evet, o da run with sword. Öbürü de sword and shield run. Bu ikisini kullanacağız. Ben şunu daha önce indirdiğim için bu bir kopyası olarak indirdi. Şimdi dönelim Unreal'a ve test map kısmına gelelim. Burada karakterler kısmında yeni bir klasör açalım. Yebot için karakteri buraya yükleyelim. Yebot'un içerisine giriyorum. Sağ butona tıklıyorum. Şuradaki import'u kullanabiliriz. Bu şekilde. Veya şuradaki import'u kullanabiliriz. Her ikisi de geçerli. İndirilenler klasöründe şu karakterimiz. Bakın bunun içinde skin bilgisi olduğu için 2 MB'a yakın bir boyutu var. Diğer ikisini hatırlarsanız without skin seçeneğiyle indirmiştik. Şu ikisinde sadece animasyon var. O yüzden 320 kilobayt civarında. Evet, biz karakterimizi indireceğiz şimdi. Burada işte import mesh olayı var. Yani 2 MB olduğu için içinde mesh ile ilgili bilgi de var. Bunu gönül rahatlığıyla seçili bırakabiliriz. Skeleton seçmemize gerek yok çünkü o bilgi zaten şeyden gelecek şimdi. İndirdiğimiz dosyadan. Başka bir ayarını değiştirmeden import diyorum. Import veya import all fark etmez. Smoothing group bilgisi eksikmiş. Önemli değil. Uyarı penceresini kapattık. Burada bir iki materyal. Bir tane iskelet sistemi. Bir tane fizik aset. Bir tane de skeletal mesh. Yani iskeletli mesh. Onu ekrana getirecek olursak bunu kullanacağız. Bunu şey için kullanacağız. Animasyonu
almak için kullanacağız. Şimdi animasyon için yine burada bir klasör açalım. Animations isimli. Onun içerisine girelim. Ve burada tekrar import diyeceğiz. Şuradan daha kolay. Run with sword'u alalım önce. İşte burada tespit etti without skin olduğunu. Import mesh seçeneği gelmedi bile buraya. Çünkü sadece şey var, animasyon bilgisi var. Dolayısıyla iskelet bilgisi muhakkak bizim sistemimizde olmalı ve onu biz ona söylemeliyiz. Biraz önce indirdiğimize göre şu yeboard skeleton ve import diyoruz. Animasyon buraya geldi. Şu. Bunu şeyde kullanamayız şu anda. Bizim cool menü'de kullanamayız. Çünkü bu başka bir iskelet sistemi. Bizim cool menü'deki başka bir iskelet sistemi. Şu kemiklere bakacak olursak skeleton tree'de bu kemiklerle yani birbirine benzeyebilir isimleri filan. Ama tamamen bunu kim oluşturduysa hangi Blender Maya hangi programda oluşturduysa ve kafasına o an aklına gelen hangi isimleri kullandıysa tabii genelde bir şeye uyuluyor. Bir genel kurala. Hips, işte leg, arm, spine ama da aynısı değil. Aynısı olmadığı için de bunu kullanamayız. Kullanamayız derken şunu kastediyorum. Mesela bir cool menu bizim karakterimiz. Bunun skeletal mesh'ini açalım. Şu Asset Browser'ı açtığınızda burada size gösterdiği animasyonlar, şu yeşil olanlar sadece iskelet sistemi buna uygun olanlar. Şimdi biz şeyde Run and Sword'u kullanmıştık, import etmiştik ya şurada şeyin içinde. Characters'te, Yboard'da, Animations'ta. Şu Run with Sword animasyonu. Run with Sword animasyonu. Onu burada göremezsiniz. Şu listede göremezsiniz. İsterseniz run yazalım. Run yazdığımızda daha öncekiler gözüküyor. Run with sword yok bakın burada. Buraya onu getireceğiz işte. Onun için biraz bir işimiz var. Aslında bayağı kolaylaştırmışlar Unreal'cılar. Bir başka iskelet sisteminden bizim kullandığımız iskelet sistemine bir animasyonu adapte etmek için retarget işlemi yapılıyor. Onun için bir yöntem geliştirilmiş. O retarget işlemini yapmadan önce iki tane İK objesi oluşturacağız. Bir tanesi bizim cool menü için, bir tanesi de YBot için. Şöyle tekrar bizim YBot'un içerisindeyiz. Buraya sağ butona tıklıyorsunuz. Animation retarget'in içerisinde İK rig. İK rig'i diye Türkçe'ye çevirebiliriz. İK diyoruz alt çizgi YBot. Böyle bir İK objesi açalım. Boş sağ tarafta şuradan bizim YBot'un skeletal mesh'ini seçersek ekrana geldi. Şimdi bunu kolay çalışabilmek için şuradan perspektif yerine right görünümü alırsan daha kolay olacak. Bazen tab görünümüne geçeceğim bu şekilde. Sonra tekrar yine right konumuna geçeceğim. Sebebi şu. Yani bir kemik seçtiğim zaman bakın çok net gözüküyor. Yani yeşil rengi falan. Şeyde olduğumuzda perspektifte biraz zor gözüküyor. Onun için hem seçmesi daha kolay hem anlatması. Onun için böyle yapacağım. Şimdi şu sağ taraftan şeyi seçtik. İskelet sistemini. Şöyle biraz sağ tarafı genişletelim. Şu İK retargeting tabını açıyoruz. Yeni bir zincir oluşturacağız. Chain, new chain. Bunun için şeyden başlayalım. En üstteki kemik hips. Bir alttakini seçtim. Üsttekini okuyabilirsiniz diye. En üstteki hips. Onu seçiyoruz. Öncelikle şu kısımda ilk yaptığımız işlem hips kemiğini, şu kemiği sağ butona tıklıyorsunuz. Set retarget root diyoruz. Açıklaması set the root bone used for retargeting usually pelvis demiş.
Bu kemik için bazıları pelvis ismini kullanır, bazıları hips ismini kullanır. Burada hips denmiş ve biz bunu retarget root olarak kullandık. Burası tamam. Aynı işlemi birazdan şimdi yapacağımız işlerin aynısını şey için de yapacağız. Bizim cool main için de yapacağız. Şimdi şeye başlayalım. Zinciri oluşturmaya. Add new chain diyoruz. Şey seçiliyken yaptım onu. Bu hips seçiliyken. Öncelikle root'tan başlıyoruz. En üstte olan hangisi ise onu seçiyoruz. Şeyde birazdan cool mini'de bu hipsin üzerinde root olacak. Çünkü bazı iskeletlerde root kemiği yok. Bazı iskeletlerde root kemiği var. Hatta ilerleyen derslerde bizim root kemiği olan cool mini iskeletimize Mixamo'dan bulduğumuz root kemiği olmayan bir animasyonu almak istediğimizde Blender'dan yararlanarak orada bir Unreal için bir add-on var, plugin var. Onu kullanacağız ücretsiz. O root kemiğini ekleyi veriyor sadece bir butona basarak çok kolay bir şekilde. Şu anda root animasyonu kullanmadığımız için öyle bir işlem yapmıyoruz. Burada YBot karakteri şu an ekranda görünüyoruz. Mavi renkli karakterin root kemiği yok. Hips'ten başlıyor ama bizim zaten şu andaki animasyonlarımız root animasyonu değil. Yani karakter hareketini olduğu yerde yapıyor hep. Olduğu yerde koşuyor. Olduğu yerde idle pozisyonunda duruyor. İşte kılıç elindeyken olduğu yerde koşuyor. Fakat ilerleyen derslerde özellikle kılıçla vurduğumuzda diğer karakterin zarar gördüğü animasyonlarda birkaç adım geriye kaçacak. Sola sağa kaçacak. Karakter yer değiştirecek. O türdeki animasyonlara root animasyonu adını vermişler burada. Unreal'da. O zaman işte root kemiği olmadan o karakteri yerini değiştirmeniz mümkün değil. Şimdi evet, bunda root kemiği yok. O yüzden en üstteki hips kemiğini kullanarak zinciri root ile başlatıyoruz. Zincirin ismi root. Başlangıç bonu hips. Bitiş bonu hips. Bundan başladık. 19 tane yapacağız böyle. Öyle çok uzun olmayacak. Hızlı. Bir de çok pratik yaparsanız belli bir süre sonra fazla zorlanmadan hızlıca yapılabiliyor bu. Mesela Spine 1, Spine 2. Spine bu kadar. Yani hipsin üstünden başlıyor şeye kadar, omuzlara kadar olan kemikler bunlar. Şey hariç, boyun veya et hariç. Şu gövde kısmı yani. Bu bazı iskeletlerde iki tanedir. Yani hips, spine ve spine 1'dir. Bunda 3 tane. Spine, spine 1 ve spine 2. Bir eliniz kontrol tuşuna basılırken üçünü birden seçebilirsiniz. Add new chain dedik. Çoğunlukla ismi doğru yerleştiriyor buraya. Bazen bizim düzeltmemiz gerekiyor. Burada tamam. Adı spine. Başlangıç bunu şu alttaki spine'dan üstteki spine'e kadar onu da oluşturduk. Head için şu ikisini kullanacağız. Şu ikisi. Eğer beraber seçersen şu ikisi. Add new chain, head, add chain. O da tamam. Şu omuz kemiğini clavicle ismini vermek daha mantıklı. Sadece omuz kemiğini tek başına şey yapıyoruz. Zincire dahil ediyoruz. Left clavicle diyeceğiz buna. Shoulder da diyebilirdik ama burada ne diyorsak birazdan cool menu için yaptığımız OK retargeting işleminde de aynı isimleri kullanmak zorundayız. O da buraya geldi. Arm için hand'e kadar. Yani şu isimleri neymiş? Arm, forearm ve hand. Arm, forearm ve hand. Şu şeye kadar, parmaklara kadar. Left arm, bu tamam. Şimdi parmak kemikleri şu şekilde. Baş parmak için şu üç tanesini seçiyoruz. Şu en üsttekini seçmeyebilirsiniz. Onu da seçersek şu şekilde oluyor. Perspektife bir geri dönüp bakayım.
En uçtakini seçmeyebilirsiniz. Bundan sonrasında hızlı yapacağım. Bu thumb. Add new chain. Şimdi arm getirdi. Onu bilemedi. Onun için ben yazıyorum. Left thumb. Şu left index. Bunları bilemeyecek maalesef. Enter'e basmak yeterli gelmiyor. Hızlı çalışmak için Add Chain'e tıklamamız gerekiyor. Şu middle. Sonra ring kemiği. Left ring. Bu Blender'da da böyle farklı animasyonları birbirine uydurma olayı vardı ama bu Unreal'daki bana çok kolay geldi doğrusu. Sadece şu işlemi yapıyorsunuz. Bu da rutin bir işlem. Right shoulder kemik. Right clavicle ismini vereceğim. Right clavicle. Arm hand'e kadar şu şekilde şu üçü. Right arm onu doğru bildi. Şimdi sağ elin parmakları right thumb. Thumb'ı bilmediği için ben yazıyorum. Sonra index right index. Right middle. Right ring. Ve right pinky serçe parmağı. Bunun bu şekilde yapıldığını ilk gördüğümde çok zahmetli bir işlemmiş gibi gelmişti. Fakat dediğim gibi belli bir miktar yapınca çok kolaylaşıyor. Şu 3 kemik. 1, 2, 3. Eğer yandan bakacak olursak. Left diyelim. Left, right, front, back. Şöyle. Şu, şu ve şu kemikler. Kendisi bilecek onu. Left leg. Öbürü şeyleri seçmiyorum. Şu ayak parmak uçları kemiklerini. Sadece 3 ana kemik yeterli. Bu da right leg. Kaç tane olmuş bakalım. Sayısı 19 diye biliyorum ben. 1 19 tane. Böylelikle şeyi bitirdik. IK-YBot. Onu bitirdik. Şurada dursun o. Şimdi şey için yapacağız. Bununki burada. Ötekininkini kendi yerinde yapalım. Many win. Bizim karakter site de var o. Şurada. Burada yapalım. Sağ butona tıklayalım. Animation. Retargeting. IK Rig. Buna da IK Cool Many. Bizim karakterimiz esas. Şimdi de bunun için yapacağız. Yine sağ taraftan neydi? SKM Skeletal Mesh Many Simple. Buna da şöyle right görüntüsünden bakalım. Kemikler iyi gözüksün diye. Bunun kolları şey T değil. Aşağıda duruyor biraz. Burada yapmayacağız düzeltmeyi. Birazdan retargeting işlemini yaparken yapacağız. Şimdi biraz önce ayrıntılı açıklamıştım. Bakın bunun root kemiği var. Ana kemik. Sonra pelvisten başlıyor. Ötekinde hipsti. Bunda pelvis. Öncelikle pelvisi gene seçiyoruz. Sağ butona tıklıyoruz ve set retarget root diyoruz. Aynı ötekindeki gibi. Açacak olursam. Şurada bakın hips kemiği şuydu. Retarget root. Bunda da bu. Retarget root. Ama bunda root kemiği olduğu için chain'e ondan başlıyoruz. Add new chain diyoruz. Kendisi otomatik bildi. Chain name root.
Sadece root kemiği ve onunla başladık çalışmaya. Diğeri gene aynı. Bakımında spine 5 tane. Ötekinde 3 taneydi. Şuradan şuraya kadar. Spine ötekinde 3 taneydi. Ötekini açtım. Şöyleydi, 3 taneydi. Bunda 5 tane. Önemli değil. Önemli olan fonksiyonel olarak hangi grup olduğu. İşte bunları seçtikten sonra seçiyoruz spine olarak ekledi. Neck 2 tane bunda. Boyun kemiği. Öbüründe bir taneydi. Ve head 3 birden. Eğer önden bakacak olursak şu üçü. Genelde önden bakıyoruz ki problem olmasın diye. Neck dedi yalnız. Neck olmayacak. Head olacak. Sonrakiler clavicle left demiş. Biz buna left clavicle diyoruz. Sadece tek başına bu omuz kemiğini. Left clavicle. Yani isimler aynı olacak. Diğer taraftakiyle buradaki. O yüzden siz kendiniz bir şeye karar verir de hep onu kullanırsanız ezberden hatırlaması da kolay olur. Şimdi arm için lower arm ve şuradaki hand var. Üçü. Perspektife girelim. İşte perspektifte biraz kemikler zor gözüküyor diye ben sizi perspektiften çıkarıyorum. Şu üç kemik. Right diyelim. Bu üç kemik için. Left arm. Sonra index kemiği. Yaklaşalım. Şurayı biraz açarsam isimleri daha iyi göreceğim. Index 3'er tane. En uçtakini seçmiyorum. 3'er tane. Left index. Böyle otomatik getirmesi çok iyi. 3 tane middle. Pardon. Index şu, şu ve şu. Ben demin onu yanlış yaptım. Şu left index'i siliyorum. Bir daha yapacağım. Şu meta yazanı değil. Alttaki 3 tanesi. En uçtaki değil aslında o. 3 tane. Tekrar left index diye onu bir daha yaptım. Middle. Left middle. Sonra thumb var. 3 tane. Şu 3 tanesi. Left thumb. Left pinky. Ve hep ring. Left ring. Şimdi geldik. Right clavicle karşımıza gelsin. Arm demiş. Bazen bilemiyor. Yani aslında bilmeye çalışmıyor da. Seçtiğimiz kemiklerin isimlerine bakarak tahminde bulunuyor. Upper arm, lower arm ve right hand. Şu şekilde üçü. Bu right arm. Sonra şeye başladık. Right pinky doğru getirdi. Right ring doğru getirdi. Right middle doğru getirdi. Right index. Bu şekilde benzer fonksiyona sahip kemikleri benzeştirerek başka bir karakterin animasyonunu alabiliyoruz. En son hangisini yaptık? İndeksi yapmıştık. Ve thumb. Right thumb. Bu da tamam. Şimdi üçeye bakalım. Uzaktan. Evet. Şu üç kemik. Diğer yandan bakarsak. Fronta bakacağım. Şöyle. Şu üç kemik. Aynı deminki gibi. Ne diyecek bakalım. Right leg. Aynı şekilde öbür ayağı için. O da left leg. Aşağıda başka ne var? IK kemikleri var. Onlarla işimiz yok. Şimdi bakıyoruz. Burada da 19-1. Evet, 19 tane de burada var. Zaten bir hata yaparsak, aynı isim kullanmaz, aynı sayıda yapmazsak
bize uyarı vermesi lazım. Şimdi iki tane İK objelerini tanımladık. Sırada retargeting işlemini yapmak var. Bunun için karakterin içerisinde çarpıdan search filtre kaldırdım. Y butonun içerisinde buraya koyalım. Sabit ona tıklıyorsunuz. Nihai işlem artık. Retargeting'te. IK'liklerle işimiz bitti. Şimdi retarget işlemini yapacak olan RTG diyelim. Alt çizgi YBot. Burada kaynak source YBot olduğu için hem onun klasörün içerisine koydum RTG objesine hem de ismine de onun ismini verdim. Ekrana getirdim. Şöyle sola taşıyalım. Şimdi source target onları gireceğiz sağ taraftan. Source'umuz Mixamo'dan indirdiğimiz YBot şu. Target'imizde biz kullanacağız karakterimizi CoolMeni. Üst üste bindirdi. Çünkü Target Mesh Offset X değerini şöyle arttırırsanız sağ tarafa bir yere koyarsınız. Eğer tam karşımıza getirirsek şu şekilde. Bunları şimdi şey yapacağız. Yalnız dediğim gibi bizim karakterimiz T pozisyonunda değil. Yukarıdan da elleri önde. Önden bakarken de aşağıda. Şimdi Source Target. Target'i seçiyorsunuz şuradan. Target seçili. Create butonuna tıklıyorsunuz. Create New diyorsunuz. Yeni bir poz. Custom Retarget Poz. İsmi değiştirmeyeceğim. Şimdi şuradan artık poz değişikliği yapabiliyoruz. Tabii ki yeni Custom Retarget Poz'u yeni oluşturduğumuz için pozunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Biz onu değiştireceğiz. Değiştirmek için şöyle yapıyoruz. Şurada ki Showing Retarget Poz yanındaki üst üste 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada Edit işlemi yapacağız. Retarget Poz. Yani bu poz için şu Custom Retarget Poz'u için Edit işlemi yapacağımızı söyledik. Fakat kemikleri göstermedi bize. Çünkü şurada karakterde Advanced'da Bones'ta sadece seçili kemiği göster diyor. Yani şuradan mesela pelvisi seçerseniz size sadece burada şurada şöyle yapayım. Bir daha seçelim. Pelvis kemiğini gösteriyor şurada. Bu şekilde. Fakat eğer şey yaparsanız karakter işte Bones'tan bütün hiyerarşiyi göster derseniz hepsini gösterir. Böyle daha iyi. Bir de şöyle deminki gibi right diyelim. O zaman daha kolay olacak. Ne yapacağız? Şu omuzu biraz kaldıracağız ve şeyden arm kemiklerinden T pozisyonu vereceğiz buna. Ki çünkü öbürü de T pozisyonunda. Öbürü T pozisyonunda olduğuna göre bunun da olması lazım. İşlemin düzgün olması için. Eğer yapmazsanız şöyle olur. Onu göstereyim. Göstereyim. Sonra bunu düzeltelim. T pozisyonuna getirelim. Öncelikle perspektife geri dönelim ve şuradan retargeter veya show retarget poza gelelim. Şeyi de şimdilik tekrar kapatalım. Karakter Bones'ta Select Only olsun. Şimdi şuradaki Asset Browser'da ne yaptık biz? Şey için YBot için Run with Sword animasyonunu getirdik. İşte o burada gözüküyor. Şey kopyalama işlemi güzel. Ayaklar falan ama bakın kollarda problem var. İşte o sırf şeyden kaynaklanıyor. T pozisyonundan kaynaklanıyor. Onun için tekrar target seçilirken yeniden T poza getirmek için Edit Retarget Pose dedim. Şöyle yapıyorsunuz. Clavicle Left seçerseniz ve Rotate pozisyonunda olursanız şu şeyde kademeli Rotation düğmesi de açık olsun. Tam şöyle karşısına getirelim. Tam karşısından görmenin diğer bir yolu da şuradan Right seçmek. Şu şekilde. Evet, döndürme işlemini bir kere yapıyorum. Omuzu çünkü daha fazla kaldırırsanız olmaz. 10 derece kaldırdım. Diğerini upper arm'dan yapıyorum. Şu şekilde. O da şöyle 40 derece iyi. Aynı işlemi şimdi şey için yapacağız. Clavicle right kemiği için 10 derece. Upper arm right'ı bir sonraki kemiği de şöyle 40 derece. Eğer yukarıdan bakacak olursak orada da var düzeltme işlemimiz. Mesela şöyle elleri öne doğru. Yani
şeyden dirsekten sonraki kısım. Onu da şöyle düzeltiyoruz. Böyle fazla geriye almıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Öteki için de yani lower arm left için de. Buradan bazen bulması zor oluyor onu. Şey yaparsanız şuradan kemikleri hepsini göster derseniz bu sefer de başka kemikler var ama evet mesela şimdi düzgün seçmiş mi? Düzgün seçmiş. Başka kemiği seçme ihtimaliniz oluyor burada ama düzgün seçti. Bu da şöyle. Tekrar kemiklerle işiniz bitti. Sadece seçili olanı göstersin. Perspektife geri dönelim. Şeyi düzelttik. Düzelttiğimiz için eğer yine show retarget poza gider ve animasyonu çalıştıracak olursak sağ elinde kılıç tuttuğu animasyonu buraya getirmiş olduk. Fakat işlemimizi bitirmemiz için şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Bu animasyon seçiliyken burada birden fazla da olabilir. Şurada Export Selected Animations butonuna tıklıyorsunuz. Bizim menünün animasyonları şu şeyde Animations'ta menü klasöründe oraya export et diyoruz. Export etti ve bizi oraya götürdü. İşte burada. Aslında ben onu şeye mi koyuyordum? Karaktersin içerisinde burada animasyon var mı? Yok, burada şeyler var. Animation blueprintler var. Tamam. Orada olmasının bir zararı yok. Run with sword animasyon buraya geldi. Şimdi animasyona çift tıkladım. Bana bakın ne penceresi açtı. Burada. Şu iskelet. Bu skeletal mesh. Bu da animasyon penceresi. Burada şöyle biraz yandan bakarken bir problem var henüz. Bir yerde durdursanız şöyle ve şeyi seçerseniz right hand socket'i. Bunu bulalım şurada bir yerde. Right hand socket'i bir defa döndürmemiz lazım. Sonra ötelememiz lazım şöyle. Focus dedikten sonra F'ye bastıktan sonra yaklaşırsak şöyle. Bakalım. İyi gibi. Biraz daha döndürülebilir. Rotation ile. Kademeli döndürmeyi kapattım. Şöyle yaptım. Döndürme tamam fakat biraz taşımam gerekti. Kimiki daha mı iyiydi bilmiyorum. Daha sonradan sık sık bunu şey yapma şansımız var. İyi kavramış gibi gözüküyor. Eğer animasyonu yeniden play düğmesine tıklayıp oynatacak olursak. Evet, elinde kılıç olduğu pozisyondaki koşma olduğu için hatırlarsanız dersin başına çarpacak gibi oluyordu kılıç. Burada sabit. Şimdi bu dersi daha fazla uzatmamak için bu bir bölümü bitirdiğimiz için burada durduracağım. Bir sonraki dersimizde bu koşma işlemi şu anda henüz o animasyonu devreye sokmadık. Yani elini aldığı zaman şu idle pozisyonu, koşarken de idle pozisyonu. Bakın kılıç kafasına doğru geliyor. Halbuki biz o gerekli animasyonu aslında elde ettik. Fakat bir şart lazım bize. Şeyde Animation Blueprint'te şuradan açalım onu. Pardon, burada değil. Karakter klasörün içerisinde Animation Blueprint bulmeni. Orada şu main stage'in içerisinde Locomotion'da şu locomotion içerisinde idle walkrun var. Walkrun içerisine girerseniz burada yani biz bir şey yapmıştık. Blend space karışım yapmıştık. Idle walkrun arasında karışım yapan bir şey kullanmıştık. Şu blend space 3 tane animasyonu karıştıran bir özellik kullanmıştık. Şuradan kontrol tuşuna basarsanız mouse'un sol butonuna basmanıza da gerek yok. Şöyle şey yapabiliyor. Yani buradaki tek animasyon şu anda şey neredeyiz? Şu. Buraya bir şart koşacağız. Şu output'a bağlamadan önce. Şartımız şey olacak. Ground speed. Pardon. Şey olacak. Bir enum oluşturacağız. Enumeration karakter için. Unequipped. Yani silahsız.
Weapon on one hand. Bir elinde silah olan pozisyon. Equipped two hand olabilir. İki elinde silah olabilir vesaire. Yani silahlı olup olmadığını sakladığımız bir enum dosyası oluşturacağız. Ve o bilgiyi burada kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer elinde silah yoksa şu animasyonu oynasın. Elinde silah varsa o zaman buraya şeyi koyacağız. Asset Browser'dan Run with sword animasyonu. Yani şu animasyonu şöyle bağlarsak biz compile dersek ve play düğmesine tıklayacak olursak ve bu şekilde koşacak olursak ayaklarını boş verin şimdilik. Ama bakın kılıç şey de şey dememiz lazım. Şu animasyon seçiliyken loop animation dememiz lazım. Öyle diyecek olursak o zaman aldık ve şöyle bakın kılıç şey düz duruyor. Buradaki şeyin sebebi burada main states ile control rig arasında default slot olması lazım. O neydi? Default slot. Slot default slot. Girelim. Şöyle. Tekrar bir play tıklayalım. Yok, o değil. Onun sebebi başka. Yani bu default slot'u daha sonra koyacaktım ben. Bu şeyle ilgili. İleride animation montajlar kullanacağız. O yüzden sizin de iyi öğrenmeniz için onu o zaman yerleştireyim. Evet. Burada öbürküsü şu. Bunu bağladığımız zaman ayaklarda şey var. Yani sürekli yerde olma durumu var. Şu şekilde. Onu düzelteceğiz. Bir sonraki derse hem onu düzelteceğim hem de dediğim gibi elinde silah olup olmamasına göre şu animasyonlardan şunu mu oynatacak? Yani silahlı koşmayı mı oynatacak? Silahsız koşmayı barındıran şunu mu oynatacak? Onu bir sonraki derste yapacağız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.